Sevgili olmak, kız arkadaşı yapmak haram mıdır? Evet, maalesef medyanın e, yansımaları, dizilerin yansımalarının hı. bu gibi suallerin de oluşmasına etki yapıyor. E, bunu daha önceki derslerimizde sıklıkça dillendirdik. Bir erkeğin kız arkadaşı olamaz. Olursa ya hanımıdır ya da mahremidir. Hı hı. Bir bayanın da erkek arkadaşı olamaz. Olursa ya kocasıdır yani helalidir ya da mahremidir erkek ve kadın e, bunlar birbirlerine helaliyeti yoksa ve mahremiyeti de yoksa bunlar tamamıyla birbirlerine karşı yabancılardır ve ona göre yabancı olan bir kimseyle nasıl bir diyalog içinde olması gerekiyorsa bunlar da aynı diyalogda olmalıdır. İşte bu benim erkek arkadaşım, bu benim bayan arkadaşım veya sual edildiği gibi ifade etmek de istemiyorum. Bu benim işte şöyle söylem demek söylemler. Bunlar İslami olmadığı gibi e, Allah muhafaza buyursun. Sonu çok büyük kötüye gidecek olan eylemlerin öncüsüdür. Hı. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bakıldığı zaman haramlarla alakalı bu ayet-i kerime özellikle zina ayet-i kerimesi zina yapmayın denmemektedir. Zinaya Hı. yaklaşmayın ifadesi kullanılmaktadır. Hı. Bu önemli. Bu bahse konu olan şey de caiz değil, haramdır. Zira zina yapmamak değil, zinaya yaklaşma ameliyesinin bir öncüsü olmuş Hı. olacaktır. Efendim bizim niyetimizi biz ileride nikah yapacağız şöyle yapacağız böyle yapacağız. Ama o niyetinizin ileriye yönelik olarak nikah yapmış olmanız şu anda haram olan bir ameliyi yapmanızı meşru kılmaz. O yüzden bu kat'i surette caiz değildir, helal değildir. E ee, bu bir de şunu da ifade etmek isterim. Belki sual onunla alakalı değil ama işte ben evlenecek eşimi yakinen tanımak istiyorum. O yüzden onunla flört yapayım. Onunla böyle birkaç ay veya birkaç sene beraberliğimiz olsun. Onu yakinen tanıyayım. Evlendiğimiz zaman işte e, hayal kırıklığına düşmeyeyim. Hmm. E, bakıldığı zaman bu konudaki araştırmalara boşanmaların yüzde doksanı flörtten geçen evliliklerdir. Görücü usulüyle evlenmelerdeki Boşanma belki çok az denilecek kadar rakamsal olarak yani yüzdelik olarak azdır. Bunun sebebi de aslında şöyle ifade ediliyor konuyla alakalı insan psikolojisini tahkik edenler tarafından. Flört döneminde yani erkek ve kadın birbirlerine karşı cazip gösterebilmek adına gerçek kimliklerini, gerçek kişiliklerini Hı. her daim gizlemektedirler. Hep, hep iyi, iyi taraflarını karşı tarafa gösterme durumu, karşı tarafta kendinin e, menfi olan ahlakını değil, müsbet olan ahlakını gösterme durumunda. Böyle olunca ne oluyor? Kişiler birbirlerini tanıdığını zannediyorlar ama nelerini tanıyorlar hep artı taraflarını, müsbet taraflarını tanıyorlar. Evet. Ve tamam diyor bu benim tam idealimde istemiş olduğum bir eş olma niteliğine haiz deyip evlendikten sonra ama bu bir gün iki gün bir hafta üç hafta değil belli bir zaman sonra insan gerçek karakterini bir şekilde ortaya çıkartacaktır. Yani eksileri varsa o eksilerde de karşı taraf bilecektir ve onu gördüğü zaman işte hayal kırıklığı o zaman oluyor yani ben tanımadığım bilmediğim hatta bilip de yanlış bildiğim bir kişiyle beraber olmuşum deyip ve boşanma davaları başlıyor. Ama görücü usulünde baktığımız zaman e, bunlar tabi İslami kurallar doğrultusunda birbirlerini gördükten sonra, prensipte anlaştıktan sonra, ruhi olarak, fiziki olarak da birbirlerine karşı itici gelmedikten sonra bir evlilik yapıyorlar. Ama gerçek anlamda bunlar tam anlamıyla birbirini hakikaten tanımış değiller. Ama bunlar evlilik sürecinde artıları ve eksileriyle birbirlerini tanıyorlar. Yani gerçekten kişiliklerini tanıyarak bir hayat sürüyorlar böyle olunca bir hayal kırıklığı söz konusu değil. Çünkü zaten tanımış olduğu kişi bu karaktere sahip. Evet. Yani ben böyle tanımıştım da şöyle çıktığı tarzında bir işlem olmamıştır. O yüzden e, bu flor tarzı işler veyahut da bu işte ben tanıyayım edeyim diyerek evlilik sürecini bu bağlamda uzatmak e, hem fuki anlamda da zaten caiz değil hı hı. hem de insani olarak günümüz uzmanların da ifade ettiği doğrultusunda e, bu yalandan öte başka bir şey değil. Gerçek anlamda kişi tanıma imkanının olmadığı da vurgulanmaktadır. Evet. O yüzden e, Müslüman e, bireylerimizi bu noktada gerçekten dikkat etmeleri gerekir. Allah bir şey yasak ediyorsa onda illaki birçok hikmet vardır. Hmm. Bunları belki kavrarız ya da kavrayamayız. Ama şunu bilmeliyiz ki Mevla hakimdir. Hakim olanın fiili hikmetten hali değildir. Yasaksa vardır bir hikmeti diyerek ondan uzak durmak lazım. <laughs>